पर हो तुम कहीं है दिल को मेरे यकीन Suyunu verir misin? İç biraz. Su sana iyi gelir. Telefonun çalıyor. Galiba kocan arıyor. Zeyn. Neredesin Aliye? İyisin değil mi? Tabii ki iyiyim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Dinle, doğruca ailenin yanına dön, tamam mı? Seninle orada görüşürüz. Bu evde birlikte olmayabiliriz. Ama bu hayatta beraberiz canım. Anneni üzecek bir şey yapma Zeyn. İkinizin benim yüzümden tartışmanızı istemiyorum. Bana söz ver Zeyn. Lütfen. Söz ver bana. Sana söz veremem. Ama bunu denerim. O da canım isterse eğer. Ben babamın evine dönüyorum. Vardığım zaman sana haber veririm. Olur da bana ulaşamazsan üzülme. Ben seni ararım. Hoşça kal. Merak etme anne. Babam iyileşir iyileşmez ben de bu evden gideceğim. Çok yazık anne. Aliye'nin hayatımı nasıl değiştirdiğini bir türlü göremiyorsun, öyle değil mi? O benim için her şeyi yaptı. Bana çalışmayı öğretti. İşe gitmeye başladım. Allah'a tevekkül etmemi sağladı. Bana namaz kılmayı öğretti. Kimdim ben? Sorumsuz aptalın biriydim. Hiçbir amacım yoktu. Aliye bana bir hayat verdi. Bir amaç verdi. Ve sen onu bu evden gönderdin. Karısı olarak sen nasıl babamın yanında yer alıyorsan, ben de Aliye'nin yanında yer alacağım. Ve bu defa senin hatanın bedelini Aliye'ye ödetmeyeceğim anne.
Hüseyin'im. Sevgili oğul. Anlamıyorum. Neden beni anlamamakta direniyor hiç bilmiyorum. Ben nerede yanlış yaptım? Neden cezalandırılıyorum? Olanlar için üzgünüm. Biliyorum bu beni alakadar etmez. Ama burada tek başınasın ve hiç iyi görünmüyorsun. Kocanla aranda her şey yolunda değil mi? Elbette. O dünyanın en iyi kocasıdır. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Bak beni... Yanlış anlama ama seni evine bırakabilirim istersen. Hayır. Ben annemle babamın yanına gideceğim. Kaldıkları otele. Tamam. Seni oraya bırakayım o zaman. Hadi. İşte her